Başka yer bulamadınız mı? Ne yani? Şimdi suçlu ben miyim? Bravo! Çok anlayışlısınız! Sizin yerinizde olsam ormandan hiç dışarı çıkmazdım. Beni ormana yakıştırmanıza kızmayacağım. Çünkü özür dilemenin insanlığın gereği olduğunu bilmiyorsunuz. Şuna bakın, hem çarpıyor hem de özür dilememi istiyor. Asıl özür dilemesi gereken sizsiniz. Önce şu iti susturun da ne konuştuğunuzu anlayayım. Lütfen terbiyeli olun. İt dediğinizin adı Çiko'dur, asil ve soyludur. Sayenizde güne iyi başladım. Eğer böyle giderse yandım. Hiç merak etmeyin. Bir daha sizi gördüğümde yolumu değiştireceğim. Yürü Çiko, hadi kızlar gidelim. İyi ki çarpmışsın ha, fıstık gibi kızlar. Tesadüf. Günüm aksiliklerle geçecek. Artık belli oldu. Sanırım ilk kez balık tutuyorsunuz. Nereden bildiniz? Acemiliğinizden belli. Yoksa akıntıyı hesap eder, oltayı daha yakına atardınız. Oltayı benimkinin üstüne atan sizsiniz. Dikkat etsenize, köpeğiniz balıkları yiyor. Dikkat edin, niçin köpeğinize sahip çıkmıyorsunuz? Sevimsiz ve kötü niyetli kişilerin balıklarını yer. İltifatınıza teşekkür ederim. Size az bile. Yardım edin de sayenizde Arap saçına dönen şu oltaları ayıralım. Emredersiniz. Sanırım ilk kez araba kullanıyorsunuz. Size Bay Zeytinyağı demek zorundayım. Çünkü hep üste çıkmak istiyorsunuz. Ne yani, suçlu gene ben miyim? Öyle ya, arabama bu kadar yakın park etmeseydiniz. Hem hasar benim arabamda. Tamam, tamam, haksız olan benim. Hatanızı kabul ettiğinize göre zararı ödersiniz. İşte telefon numaram. Arabanızı yaptırın, faturayı derhal öderim.
Bundan sonra nereye gideceğinizi söyler misiniz? O tarafta pek dolaşmayın. Nereye gideceğim belli değil ama... sizinle tekrar karşılaşırsam muhakkak sinir doktoruna giderim. Tamam mı? Bitti mi? Bir şey daha var. Boş vaktim olursa size araba kullanmasını öğreteyim. Chico! Chico neredesin? Çabuk buraya gel! Chico! 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 Tatlı belanın ta kendisi. Neyse ki kurtuldum. Ha? Eyvah! Yine kurtulamadım. Yandık. Efendim abla. Ben yaş günü partisine gidiyorum. Bu kadar üzülmene değmez. Kim bilir kaç gazete ilan verdin. Bay bay. Adı Chico. Gri renkli. 3 yaşında. Alman kanişi. Bulan mükafatlandırılacaktır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Leyla kızım. Ne oldu gene? Chico. Chico kayboldu baba. Dünya batmadı ya kızım. Daha önce de kaybolmuştu yaramaz. Bulup getirmişlerdi. Gene bulup getirirler. Bütün gazetelere ilan verdim. Mükafat vaat ettim. Onsuz yapamam. Chico'nun masrafı senden fazla kızım. Onu çok seviyorum baba. Ben de seni çok seviyorum. Böyle üzülürsen Chico'ya düşman olurum ha. Ablan nerede? Buradaydı demin. Bir doğum günü partisine gitti. Partiler, danslar, gezmeler... Ablanı senin gibi yetiştiremedim Leyla. Ya da ablan sana hiç benzemedi yavrum. Gözün aydın, çocuğun olmuş. Ne çocuğu canım, piyangodan çıktı. Aa, demek piyangoya köpek de koyuyorlar. Bırak bu numaraları. Ne piyangosu bu? Uzun saçlı, güzel gözlü bir piyangodan. Chico'nun sahibinden söz ediyorum. Hediye desene şuna. Sevinmişe benziyorsun. Ne demezsin, memnuniyetimden kalkıp göbek atacağım. Az önce ipek gömleğimin üzerine işedi. Gülü seven çişine katlanır. Pardon, dikenine katlanır. Bak söylüyorum, bunların bakımı zordur. Manikürü, pedikürü, saunası, aerobiği... şimdi bunları aerobikle yaptırıyorlar. Kaldır indir havla, kaldır indir havla. Ben kendime bakamıyorum. Delirtme. Bu lafın doğru. Paramız olursa çektiririz. Of. Bırak bu parasızlık numaralarını. İhmal etme şu işi yahu. Sen benim için arkadaştan da ötesin. Kardeşimsin. Hem de en kral kardeşin. Hı? Eyvah! Stüdyoya geç kaldım. Nereye gidiyorsun ya? Bu ne olacak? Bunu elime verdim sen böyle. Sen çıkıyor iyi bak. Ya benim randevum var. Bunu ne yapacağım? Bunu da mı götüreyim ya? Canım sokağa atacak değilim ya. Arkadaş gazı diye buna derler işte. Şimdi de bizim çocuğumuz oldu. Üstüme filan işeme lütfen. Hemen çıkmam gerek. Yarın ararım seni. Ne demek bu? Ben de hazırım. Birlikte çıkarız. Sakın yanlış anlama. Bir gazeteciye filan yakalanırız, başımız ağrır. Vay canına. Kendini ne sanıyorsun sen? Alt tarafı sıradan bir şarkıcısın. Belki öyleyim Selma. Ama şimdilik. Hırsım var. Yükselebilirim. Senin hırsın varsa benim de gururum var. Şimdi, hemen şimdi beni koluna takıp çıkacaksın. Biraz anlayışlı ol lütfen. Bunu benden bekleme. Sadece yatağında değil, hayatında da olurum. Hadi, canım müzik dinlemek istiyor. Senin gibisini değil.
kaliteli bir şarkıcıyı dinlemek istiyorum. Kolay değil artık seni unutmak. Baktım, gördüm, duydum sensin. Senin hayalinle yaşarım her an. Baktım, gördüm, sevdim sensin. Martılar ismini gelir fısıldar. Sahilde sessizlik benimle ağlar. Her tarafta senden bir hatıra var. Baktım, gördüm, duydum sensin. Her tarafta senden bir hatıra var. Baktım, gördüm, duydum sensin. Her tarafta senden bir hatıra var. Baktım, gördüm, sevdim sensin. Ediyorsun. Yanılıyorsun. Bugüne kadar olamadığım kadar kadınım. Adam çok etkiledi beni. Genç, yakışıklı ve şöhretli. Bu kıskandırma numaralarını bırak. Aptalsın sen. Kadın sevdiği erkeği kıskanır. Senden sadece hoşlanıyordum. Oyuncağımdın benim. Bıktın mı? Evet, bıktım. Senden sonrakini merak ediyorsan belki de o. Bir hatıra var. Baktım, gördüm, duydum sensin. Her tarafta senden bir hatıra var. Baktım, gördüm, duydum sensin. Her tarafta senden bir hatıra var. Baktım, gördüm, sevdim sensin, sevdim sensin. Sus, yavaş ol, ses çıkartma. Ne oluyor Leyla? Babam az önce yattı. Allah rahatlık versin. Ne olmuş yani? Seni bekledi. Çok kızdı. Çocuk değilim tatlım. Babam artık büyüdüğümüze inanmalı. Sen niye uyumadın Leyla? Uyku tutmadı. Çiko'yu bulamadık, biliyor musun? Dert mi yani? Bir köpek için üzülecek değilim ya. Seni anlayamıyorum abla. Duygusuzsun demeye dilim varmıyor. Çiko'yu sevdiğini sanıyordum. Kim bilir nerededir şimdi zavallı. İnşallah insaflı biri bulmuştur. Çiko oğlum, sabahın saat 4'de, uyumak istiyorum. Tamam, kes, kes Çiko. Sus canım. Tatlı Çikom, sus yavrum, sokağa atarım bak, sokağa atarım. Ben bakıyorum, gene Çiko içindir. Alo, evet bu numara. Buldunuz mu? Tarif edin, nasıl? Ne, siyah kaniş mi? Of, benimki griydi beyefendi. Seni gören de çocuğu kaybolmuş sanacak. Öyle sayılır. Evlat gibiydi. Ağzı var, dili yok zavallının. Ah, bir bulabilsem Çiko'yu.
Kanişiko adındaki Alman kanişik kaybolmuştur. Ulan mükafatlandırılacaktır. Telefon 140-8301. Hemen telefon etmeliyim. Alo. Evet, bu numara. Anlamadım. Chico'yu mu buldunuz? Chico'yu ben bulmadım. O beni buldu. Bir de baktım arabanın içinde. Siz kimsiniz? Bay Zeytinyağı. Şaka mı bu? Ne şakası canım? Bu adı bana siz takmıştınız. Aa, evet, hatırladım. Chico'm nasıl? Hasta değil ya. Chico'nun sıhhati iyi ama benimki berbat. Sabaha kadar uyuyamadım. Çok üzüldüm. Üzülmeyin. Başa gelen çekilir. Bir gece uykusuzluktan ölmem ya. Sizin için üzülmedim canım. Chico ne yapıyor? Aç kalmadı ya. Üşümedi ya. Yo. Şu saatte sabah sütünü içmekte. Üşüyeceğini sanmıyorum. Çünkü üstünde benim ırkan var. Sütü soğuk vermediniz değil mi? Aa, ne demek efendim? Isıtıp verdim. Öğle yemeği için ne hazırlamamı istersiniz? Aa, galiba bilmiyorsunuz. Çiğ et yiyemez. İki parça eti haşlayıp tereyağda hafifçe kızartacaksınız. Ay ne olur dikkat edin, fazla kızartmayın. Etle birlikte tatlı falan emreder misiniz acaba? Sakın ha, tatlı vermeyin, zararlıdır. Yemekten sonra biraz dolaştırın da ihtiyaçlarını görsün. İhtiyaçlarını ipek gömleğimin üzerinde gördü efendim. Sanırım yıkayıp ütülemek zahmetine katlanırsınız hanımefendi. Aa, o zaman Chico ile birlikte gömleğinizi de getirin. Ay, bir de ben mi getireceğim Chico'yu? Zahmet olmazsa. Sizle ilk çarpıştığımız yer vardı ya koruda. Orada buluşalım. İyi günler. Gözün aydın. Chico'yu bulan tanıdık biri galiba. Tanıştık ama kavgayla. Sevimli bir genç. Oo, ilk kez senden böyle bir laf duydum. Bugüne kadar hiç erkek arkadaşın olmamıştı. Şikayetçi değilim. Kendimi evleneceğim erkeğe saklıyorum abla. Çağ dışı kalmışsın sen kızım. İnsan dilediğince yaşamalı. Bugün bir programın yoksa sinemaya gidelim mi? Programım var. Beğendiğim bir şarkıcı plaklarını imzalıyor bugün. Orada olacağım. Chico'm! Tatlım benim, bir daha kaçma sakın. Teşekkür ederim. Chico adına da özür dilerim. Aa, gömleğinizi getirdiniz mi? Getirdim. Ama gereği yok. Hırsımdan öyle söyledim. Bir temizleyiciye götürürüm. Ah, olmaz. Ben yıkayıp ütülerim. Ayrıca vaat ettiğim mükafatı da siz hak ettiniz. Mükafatın ne olduğunu öğrenebilir miyim? Para ya da bir hediye. Parayı kabul etmiyorum. İstediğim hediyeye gelince... Bana artık Bay Zeytinyağı demeyin. Adım Ümit. Ben de Leyla. Önceleri çok kızmıştım ama... ...insan alışıyor Sedat. Minik bir hayvan yalnızlığını unutuyor insana. Evin içinde bir soluk, bir ayak sesi duymak... ...başka bir güzellik. Bu duyguları sana Chico mu aşıladı... ...yoksa güzel sahibesi mi? Hadi söyle. Tatlı bir kız. Kavgayla başladık ama... ...sanırım iyi dost olacağız. Hadi hayırlısı. Bana bak, hazır buraya gelmişken bir röntgenini çektirelim senin. Eyvah, geç kalmışım, hiç vaktim yok. Bugün imza günüm, hadi eyvallah. Güle güle. Merhaba. Merhaba. Kırmızı gülü beni anımsamanız için getirdim. Gece sizi dinlemeye gelmiştim. Hatırladınız mı? Hatırladım. Ve yanınızda bir erkek vardı. Teşekkür ederim. Şu anda meşgul görünüyorsunuz. Şarkı sözlerim var. İlgilenir miydiniz? Memnun olurum. Çalıştığım yere, gazinoya yollarsanız cevabımı en kısa zamanda gönderirim. En kısa zamanda yollayacağım. İyi günler. Şunu da imzalar mısınız lütfen?
ipek gömleği. Alo, evet benim. Aa, merhaba. Hani bir laf vardır ya, iyi adam lafın üstüne gelir diye. Ben o lafı değiştirdim. İyi adam gömleği ütülenirken arar. Sakın benim malı kıymetli biri sanmayın. O gömleği bir arkadaşım hediye etmişti. Yani manevi değeri var. Hiç merak etmeyin, eskisinden daha yeni oldu. Elinize sağlık. Chico nasıl? Aa, Chico mu? Öğle yemeğini yedirdim, şimdi uyuyor kerata. Özledinizse gönderebilirim onu size. Şey, yanınıza kalsın da. Yanıyor! Yanıyor! Ay, yandı! Ne yanıyor Leyla Hanım? Chico mu, fırında yemeğiniz mi? Cevap verin, cevap verin. Ne yanıyor Leyla Hanım, Chico mu, fırında yemeğiniz mi? Ne Chico ne de yemek. Yanan zavallı gömleğiniz. Gömleğinize ebediyen veda edebilirsiniz. Ama gene de üzülmeyin. Ben bundan Chico'ya bir güzel pijama çıkarayım da siz de görün. Aman ne güzel. Chico'ya da ipekli pijama çok yakışır. Ne yapalım, sağlık olsun. Bari gömleğimin aynısını bulmama yardımcı olun. Anlaştık. Gömlek olayı aramızda kan davasına dönüşmeden çözümleyelim. Yarın saat 2'de Nişantaşı'nda Mod Garden'de, tamam mı? Tamam. Saat 2'de. İyi günler. İyi günler. Şuna da bakabilir miyim? Tabii efendim. Bu nasıl? Anlaşıldı. Siz hiçbirini beğenmiyorsunuz. Borcumu gömlekle ödememe imkan yok galiba. Gömlekle ödeyin demedim ki. Ben güzel bir yemeğe de fit olurum. Sahi mi? Kusura bakmayın, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Allah Allah. Güzel bir mesleğin var. Nasıl oldu da seni tanıyamadım? Kavga etmekten tanışmaya fırsat bulamadık ki. Belki sırası değil ama söyleyeyim. Gömlek bahaneydi. Seni tekrar görmek istedim. Açık sözlüsün. Ya da çok tecrübeli. Kim bilir etrafında ne çok güzel kız vardır. Yok, etrafımda değil. Yüreğimde olması önemli. Var mı? Umarım ki seçtiğim biri vardır. Yok. Bugüne kadar yoktu. Düşünmüyordum bile. Ama ailem çok hevesli. Babam memleketten hareket etmiş. İlle evlenmemi istiyor. Ne garip. Ben de senin durumundayım. Babam bana seçim hakkı tanımıyor. Demek ki aynı dertleri paylaşıyoruz. Bilinmez ki. Bakarsın ailelerimiz sevmek ve sevilmek haklarımızı kabul ederler. Mutluluğumuza. Babacığım. Ay koçum oğlum. Öpeyim baba. Hadi sağ ol. Hoş geldin babacığım. Sağ ol. Kasabayı buraya taşımışsın baba. Ananı bilmez misin? Yumurta, tereyağı, bal gönderdi. Sanki koca İstanbul'da yokmuş gibi. Anam nasıl? İyi. Çenesi biraz daha düştü ama iyidir. Romatizmaları azdı da gelemedi. Düğüne gelir artık. Ne düğünü baba? Lafı kulak arkası etme. Verilmiş sözümüz var. Beşik kertmesi dedik ya. Bu zamanda olur mu baba? Görmeden, tanımadan. Olur, olur. Bal gibi olur hem de. Şekeri getir. Peki. Beklediğim misafir bugünlerde gelecek Leyla. Senin işi konuşup bitireceğiz. Israrınızı anlayamıyorum baba.
Hiç tanımadığım bir erkekle nasıl bir yuva kurabilirim? Bu zamanda böyle şey kaldı mı? Leyla haklı baba. Bu devirde böyle şey olur mu? Adama gülerler. Kardeşine kötü örnek olmaktasın. Sen 3 tane nişan attın, evlenemedin. Boşuna tartışmayalım baba. Ben gönlümün istediğiyle evlenirim ancak. İstediğim biri de var. Bilinmez ki, belki de Leyla'dan önce evlenirim. Selma, sana çay getiriyordum. Çağ dışı kalmış insanlarla yemek yemem ben. Ben gidiyorum. Bırak, yemezse yemesin. Ne oldu? Babanı ikna edebildin mi? Lafını ettirmiyor. Kafasına takmış. Kızı beğeneceğimden o kadar emin ki. Belli mi olur be Ümit? Bakarsın dünya güzeli bir kız da çıkar karşına. Doğru. Dünya güzeli olabilir. Ama benim gönlüm bir başkasına bağlandı Sedat. Anlatmak kolay değil, mutluyum deyip seni aldatmak kolay değil. Sorma gönül derdini, anlatmak kolay değil, mutluyum deyip seni aldatmak kolay değil. Her yerde izimiz var, dinmeyen sızımız var, koskoca mazimiz var, unutmak kolay değil. Her yerde izimiz var, dinmeyen sızımız var, koskoca mazimiz var, unutmak kolay değil. Bakma gülen gözüme, kan ağlayan özüme, teselli kolay değil. Bakma gülen yüzüme, bakma gülen gözüme, kan ağlayan özüme, teselli kolay değil. Her yerde izimiz var, dinmeyen sızımız var, koskoca mazimiz var, unutmak kolay değil. Her yerde izimiz var, dinmeyen sızımız var, koskoca mazimiz var, unutmak kolay değil. Alo, buyurun Baküs. Bir dakika efendim. Olmaz, imkan yok. Çünkü ondan evvel Ankara Kulübesi'ne çıkmam gerekiyor. Ümit abi, telefon size. Bir dakika. Alo, buyurun. Ben Ümit. Kiminle görüşüyorum? Ateşli bir hayranınızım. Kırmızı güllü kız desem anımsar mısınız? Evet, hatırladım. Bana şarkı sözü gönderecektiniz. Vazgeçtim. Kendim sunmak istiyorum. Eğer müsaitseniz gelebilir miyim? Özür dilerim. Önemli bir işim vardı. Hemen çıkmam gerek. İyi günler. Girin. Yüzünü gören hacı olacak oğlum. Unuttun bizi. Bana bak, bu kız senin aklını başından aldı. Doğru.
İyice sevdalandım ha. Ama seni unutmadım. Keyifsiz görünüyorsun. Nen var? Yeni plan bestelerini yapıyorum. Bu sabah gene bir halsizlik var üzerimde. Burnumdan hafif kan geldi. Bak oğlum, senin ecelin benim elimden olacak ha. Gırtlağına sarılıp boğacağım ha. Bu kadar da ihmalcilik olur mu ya? Tamam, tamam kızma. Ne yapayım söyle. İstediğim şu, tahlilleri ve testleri laboratuvarda yaptıracaksın. Röntgenleri de yazıyorum. Ondan sonra da bana geleceksin. Tamam, tamam. Söz ver oğlum, bana söz vermeni istiyorum. Tamam, söz. Kim o? Benim, yıkanıyor musun? Evet. Yıkanmak için babamdan izin aldın mı? Neden o? Her şeyine babam karışıyor ya. Ne oldu senin de şikayeti? Babam namus sözü diyor. Onur meselesi yapıyor. Saçmalama. Seni zorlayamaz. Gönlünde biri varsa ona kaçarsın. Var mı? Bugüne kadar yoktu ama şimdi var. Var dediğin ipek gömlekli yakışıklı mı? Tahminin doğru. Peki o ne diyor? Ne desin? Aynı dert onun da başında var. Babam misafirlerin yarın geleceğini söylüyor. Allah'tan ben evde olmayacağım. Medeniyet adına işlenen bu cinayete şahit olmak istemem. Baba, patatesleri de kötü kızartmışım. Bu eve de bir gelin lazım artık. Haklısın baba. Yarın bizi bekliyorlar oğlum. Çocuk değilim baba. Seni kırmak istemiyorum. Ama böyle saçma bir evliliğe de evet diyemem. Ayrıca benim beğendiğim, nasıl anlatayım bilmem ki. Öyle bir kızı gör de sonra konuşalım. Bebekliğinde ay parçası gibiydi. Şimdi kim bilir ne güzelleşmiştir ha? Yak bakalım Tahir efendi. Sağ ol. Kasabayı, sizleri nasıl özledim bilemezsin Tahir. Herkeslerin selamı var sizlere. Oradan kamyon dolusu selam getirdim. Çocukların düğününe bütün köyü davet edeceğim. Hasret gideriz. Hayırlısıyla bu işi bir bitirirsek tamam. Niye bitmesin ki? Sözümüz söz değil mi? Bizimki söz de gençler pek anlamıyorlar. Yani nasıl desem... Bizim çocuk olabilir. Buyurun. 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 Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk efendim. Sen Ümit'sin galiba. Evet efendim. Hasan amcan oğlum. Paltonu ver oğlum. Yok, ver oğlum, rica ederim. Ver, ver. Sen şöyle otur, ben şimdi geleceğim. Baba. Sizlere saygım sonsuzdur. Ona ne şüphe oğlum. Ama daha kızı tanımıyorum bile. Bizim de sevmeye hakkımız var. Tamam oğlum, tamam. Bir kere gör yeter. Leyla kızım, bak içeride misafirler bekliyor. Baba, çıkmasam olmaz mı? Ayıp olmaz mı kızım? Hiç olmazsa bir hoş geldin de. Bilmiyorum baba. Belki hoş geldin bile diyemem. İçimden ne gelirse. Peki kızım, bizi rezil etme de. Baba, bu zamanda beşik kertmesi... Böyle saçma şey olur mu? Hadi istersen görmeden gidelim. Olmaz oğlum, biraz daha bekle. Hemen bir görür gideriz. Geliyorlar galiba. Maşallah, bebekliğinden daha güzelsin evladım. Ya, büyüdü maşallah. Tanıştırayım kızım. Fazla rahatsız etmeyelim sizi. Bizim oğlan biraz utangaçtır, sıkılmıştır da. Yo, kim sıkıldı? Aa, daha yeni geldik babacığım. Tabii canım, oturun. Daha yeni geldiniz. Daha yeni geldiler değil mi baba? Tabii kızım, yeni geldiler. Sizi bırakmam, dünyada bırakmam sizi. Yani sıkılmadın mı oğlum? Aa, sıkılmak olur mu? Şey, kravatım sıkılmış. Sıkılmıştı kravat. Öyle ya, niye sıkılsın? Ya kravattandır. Ben size yemek hazırlayayım.
Alalım baba, karnım da öylece çalıyor ki. Canım Chico. Ne oluyor kız? Neredeyse kanatlanıp uçacaksın. Doğru. Sevinçten uçuyorum. Anlatsam böyle tesadüf olmaz diyeceksin. Görücü gelenler kimdi biliyor musun? Sevdiğim erkek ve babası. Ne tesadüf. Sen de çok şanslıymışsın be Leyla. Sen de şanslısın tatlım. Çünkü ünlü bir enişten olacak. Ünlü mü? Söylesene kız. Meraktan öleceğim. Hadi söylesene ismini. Ümit. Ümit Besen. Piyanist şantör. İçine uyku hapı koymayı düşünmüştüm. Uyku hapı değil, senin elinden zehir bile içerdim. Bu gece de bize yemeğe gelir misin? Bu mutlu günü dışarıda kutlayalım. Nasıl istersen. Ablamı da getirebilir miyim? İyi olur. Ben de canım kadar sevdiğim... Allah'a emanet ol evladım benim. Güle güle baba. Gelinime iyi bak ha. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. İçeride bir hanım seni bekliyor. Bir hanım mı bekliyor beni? Evet abi. Çok önemliymiş. Merhaba. Merhaba. Geleceğini söylediler, ben de bekledim. Hayrola? Şarkı sözlerim için geldim. Hazır mı yani? Niçin anlamıyorsun Ümit? Daha açık konuşur musun? Önce kendimden söz edeyim sana. Bugüne kadar hiç yenilmedim. Bir şeyi çok istersem alırım. İlle de şarkı sözü yazmak istiyorsan sana yardım edebilirim. Şiirimin adı Kara Sevda. Yüreğimde yazılı sözcükleri. Gönlümde olmanı. Beni sevmeni istiyorum. İnanılacak gibi değil. Ne yazık ki doğru. Leyla bir melekse, Selma şeytan. Anlat Leyla'ya. Nasıl anlatırım? Selma onun canı, kanı. Utanır, yüzüme bakamaz, yıkılır kız. Zor durumdasın arkadaşım. Bizim kitabımızda yazmaz ama... Selma ile ilgilenirim. Belki de senden uzaklaştırabilirim. Oh be, benim cefakar arkadaşım. Leyla ile buluşacağım. Hadi eyvallah. Güle güle. Sevenler hep böyle mi olur Ümit? Senden ayrılınca bir hüzün kaplıyor içimi. Ben de senin gibi oluyorum. İnsan sevdiğini hep yanında istiyor. Senden ayrılırsam yaşayamam Ümit. Burası mezarım olur. Ölüm Allah'ın emri Leyla. Ama ayrılık asla. Bunları konuşmayalım. Az kalsın unutuyordum. Geçen gece ne oldu? Birden kızdın diskoda. Önemli değil. Merak ettim. Selma ya da Sedat mı canını sıktı? Sedat benim canım. Kardeşim. Selma, Selma da senin canın. Beni ilgilendiren sadece sensin. Kızmazsan Selma ile Sedat için çöp çatanlık yapmak istiyorum. Buna en çok ben sevinirim.
Güzel hanımı koluma takıp bütün erkekleri kıskandıracağım. Aa, Ümidi almayacak mıydık? Aa, o gelemez. Kapanmış çalışıyor. Yeni bestelerini yetiştirmesi lazımmış. Garibin bugün doğum günü olduğunu bile unutmuş. Doğum günü mü? Hı-hı. Ben o zaman hediye alayım. Sen Selma'yı yemeğe götür. Şimdi hatırladım. Bir arkadaşımla buluşacaktım. Geç bile kaldım. Hoşça kalın. Dur, beni bekle. Birlikte çıkarız. Ümidi görürsen sakın söyleme. Sürpriz yapmak istiyorum. Hadi görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Böyle kapıda mı konuşacağız? İçeri davet etmeyecek misin beni? Ben de çıkacaktım. Beni kapıdan çevirecek kadar kaba olamazsın. Ayrıca doğum günün için bir hediye getirdim sana. Viski ikram etmeyecek misin bana? Sakın yanlış anlama. Benim çıkmam gerek. İstersen sen burada kalabilirsin. Fark etmez. Döndüğünde... beni gene... burada bulacaksın. Viski mi? Buzlu içerim. Beni zor durumda bırakma lütfen. Buraya gelirken her şeyi göze aldım Ümit. Viskimi bekliyorum. Doğum gününü kutlamaya geldim. Hoş geldiniz.
Şu çakmağa bakabilir miyim? Tabii. Lütfen paket yapar mısın? Bak Selma, seni kırmak istemiyorum. Yaptığın her şeyin bir şaka olduğunu söyle ve çık git evimden. Evinden çıkmak kolay ama hayatından çıkmayacağım. Bugüne kadar sana anlayış gösterdiysem bil ki Leyla için. Kırılsın, üzülsün istemedim. Beni kolumdan tutup atamazsın. Davet ettiğini söylerim Leyla'ya. Başka şeyler de anlatırım. Bu kadar kötü olamazsın Selma. Lütfen çık git artık. Hediyemi vermeden gitmem. Al, her şeyimle seninim. Çıldırmışsın, çıldırmışsın sen. Çabuk giyin, giyin dedim sana. Sen de istiyorsun beni, biliyorum. İstiyorsun. Hayır, hayır. Çekil git buradan. Leyla olabilir. Kapıyı sen mi açacaksın, ben mi açayım? Hı? Merhaba Ümit. Merhaba. Beklettim seni. Banyodaydım da. Banyoda biraz daha kalıp yüzündeki ruju temizleyebilirdin. Beni suçlama Leyla. Sandığın gibi değil. Seni öpen kadının annen olduğunu söyleyecek değilsin sanırım. Bilmek istiyorum. Kim bu kadın? Kim bu kadın? Görmek istiyorum. Dur. O kadın önemli değil Leyla. Bir kadın işte. Senden önce tanıdığım bir kadın. Senin doğum gününde beni öldürdün. İnançlarımı yıktın. Yaşarken ölmek nasıl olurmuş gösterdin. Sağ ol. Al hediyeni. Doğum günün kutlu olsun. 1000 yıl yaşa. Gel, kaldığımız yerden devam. Seni öldürmeden çık git buradan. Defol! Defol, gözüm görmesin. Defol!
Doğru olamaz Leyla. Ümit sana ihanet edemez. Peki sen kadını gördün mü? Ümit'in yüzünde kadının dudak izi vardı Sedat. Ümit nasıl izah etti durumu? Gerçeği söyledi. Benden önce tanıdığı bir kadınmış. Ya ben neyim Sedat? Oyuncak mıyım? İki tatlı sözle kandırdığı bir zavallı mıyım? Sevgi. Sevgi tuhaf bir duygu. İnanır mısın Sedat? Kıskandım o kadını. Kıskandım. İçimden nasıl çıkarıp atarım bu duyguyu, nasıl? Üzülme sen. Ümit'le karşılaşınca ona ilk yumruğu atan ben olacağım. Demek bu röntgen kardeşinizin röntgeni. Daha önce hastalığını biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Nesi var kardeşimin doktor? Bana gerçeği söyleyebilirsiniz. Kötü bir hastalık. Maalesef kanser. Ne kadar yaşar doktor? Tanrı'dan ümit kesilmez ama çok az vakti kaldığını söylemek zorundayım. Üzgünüm. Benim arkadaşım bir kalleş olmamalıydı. Attığın yumruğu hak etmedim Sedat. İhanet ettiğin Leyla içindi o yumruk. Günah değil mi? Nasıl yapabildin ha, nasıl? Evime gelen kadın Selma'ydı. Nasıl söyleyebilirdim? Hay Allah. Bunu nasıl oldu da düşünemedim. Peki anlat Leyla'ya. Gerçeği söyle. Bir yararı olmaz Sedat. Çünkü... Çünkü benim çok az vaktim kaldı. Ne demek bu? Sanki idam mahkumu gibi konuşuyorsun. Kime ait bu? Önce sen cevap ver. Doktorluğuna güvenirim arkadaşım. Yaşayabilirim o hasta. Bakıyorum. İyice bakıyorum. Cevap ver. Yaşayabilir mi? Pek iyi değil. Sakın bu röntgenin sana ait olduğunu söyleme. Ne yazık ki bana ait. Arkadaşının çok az vakti kaldı Sedat. Bağışla beni. Sana vurduğum için çok üzgünüm. Haklıydın. Gerçeği bilmiyordum. Senden tek şey istiyorum şimdi. Leyla asla bilmemeli hastalığımı. Nefret etmeli. Yüreği soğumalı. Ardımda gözü yaşlı bir sevgili kalsın istemem arkadaşım. İstemem. Ümit'i görmek istemiyorum baba. Verdiğim namus sözünü unuttun mu kızım? Sizin sözünüz kadar benim gururum da önemli baba. Ümit'i evinde bir kadınla yakaladım. Bir kadınla mı? Kimmiş bu kadın? Kim olduğunu bilmiyorum. İçeri sokmadı beni. Ama açık açık söyledi. Leyla çok haklı baba. Serserinin biri olduğu meydana çıktı işte. Kardeşimin gururu yok mu yani? Nasıl yaptı bunu? Oğlum gibi sevmeye başlamıştım Ümidi. Yazık. Evini kendine mezar yaptın. Leyla'dan kaçmakla suçu kabullenmiş oluyorsun. İstediğim buydu Sedat. Benden kopmalı, unutmalı.
biri çıkıp etkilemeli onu. Mutlu etmeli. Hem de çok. Sedat, bu insan sen ol ne olur. Neler söylüyorsun? Sarhoşsun sen. Sana bir sevgili değil, bir emanet bırakmak istiyordum. Bana canını ver desen, veririm senin için. Kanım seni yaşatacak olsa, son damlasına kadar akıtırım. Ama böyle bir şey isteme benden. İsteme ne olur. Yapmalısın. Huzurlu ölmek istiyorum arkadaşım. Ara Leyla'yı. Ben istiyorum. Ne olursun. Yardım et bize. Bana da, ona da. Çiçekler için teşekkür ederim. Keşke zahmet etmeseydim. Hiç aramadın, sormadın. Merak ettim. Nasılsın? Senden saklayacak değil. Çok kötüyüm Sedat. Dertleşmek için bir arkadaşa ihtiyacım vardır diye düşündüm. Çıkalım mı? Biraz hava alır, hem de konuşuruz. Hiçbir şey istemiyorum. Ne gezmek, ne dolaşmak. Yaşamak bile istemiyorum. Beni üzüyorsun ama. Ümit'le seni barıştırmak uğraşında değilim. Zor günlerinde yanında olmak istiyorum. Hadi, hadi hazırlan da çıkalım. Hala o kadınla mı beraber? Mutlu mu bari? O konuyu hiç konuşmadık. Senle ben büyük kayıplar verdim. Ben arkadaşımı, sense sevdiğini yitirdim. Her şeyimdi o. Oysa şimdi sevgimden utanıyorum. Sevginin yüceliğine inanmak suç değil ki. Ayrıca terk eden sensin. İhanet eden de Ümit. Terk ettiğim sadece Ümit olmadı. Umutlarımı, hayatımı terk etmiş gibiyim. Gittikçe de yıkılıyorum, çöküyorum. Bir gün gelecek, bu acı günleri unutacaksın. En büyük yardımcın da ben olacağım. Onunla konuşurken üç kişiydik. Ben, Leyla ve sen. Hep seni konuştuk, seni andık. Seni asla unutamaz. Unutmalı. Niçin anlamıyorsun? Unutacak gibi değil seni. Unutmalı. Ben ölüme bu kadar yaklaşmışken unutmalı. Onu yalnız bırakma ne olur. Yaşamalı, mutlu olmalı. Bir idam mahkumunun son arzusu bu arkadaşım. Beni buraya getirdiğin için teşekkürler Sedat. Acıların içine girmek, üstüne gitmek sana bir şey kazandırmaz ki. Kaybedecek ne kaldı ki? Ümit'in sözü hala kulaklarımda. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık asla demişti. Ayrıldık işte. Bana sevginin bedeli var demişti. Demek ki acı çekeceğimi, onu sevdiğim için kahrolacağımı söylemek istemişti. Bilinmez ki Leyla. Belki Ümit de acı çekiyor. Ümit. Merhaba. Merhaba. Bir kez daha denemek için geldim.
Hoşlandığım için geldim. Bak tatlı kız. Sen sevdiğimin bir parçası sayılırsın. Aramızda ne olabilir ki? Senin sevdiğin çabuk unuttu seni. Oysa ben seninle doluyum. Seviyorum. Sevgi fedakarlık isteyen bir duygudur. Ben gönlümü Leyla'ya bağlamışım. Onu sevmişim Selma. Taptığın kadın şimdi arkadaşınla teselli buluyor. Biliyorum. Gel. Sana her şeyi anlatacağım. Ya. İşte böyle Selma. Yalvarırım söyle. Senin için ne yapabilirim? İstersen Leyla'ya her şeyi anlatırım. İğrenç bir kardeşi olduğu için üzülür ama senin suçsuzluğunu öğrenir. Sakın ha. Her şeyi yıkarsın o zaman. Senden susmanı, bu sırrımı yüreğine gömmeni istiyorum. Beni bağışlayabilecek misin? Yok, sana kırgın değilim Selma. Şimdi abi kardeşiz ikimiz. Bacımsın benim. Abimsin benim. Bir gelişme var mı? Seni bir an olsun aklından çıkarmıyorum. Gel de sen, eminim ki koşup gelecek. Artık çok geç. Bir çare daha düşündüm. Benden nefret etmeli. Onu bu gece tavernaya getir Sedat. Ne düşündüğünü bilmiyorum ama madem ki istiyorsun, getirmeye çalışırım. Sağ ol. Niçin ısrar ettin Sedat? Buraya gelmekle küçük düşmüş oluyorum. Yalvarmak için mi geldim? Yalvarmak için değil. Meydan okumak için. Son çirkinliğini duyunca seni buraya getirdim. Neymiş son çirkinliği? Bunu sana kendisi söyleyecek sanırım. Çünkü masamıza geliyorlar. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Bana hortlak görmüş gibi bakıyorsunuz Leyla. Yanlışın var. İğrenerek bakıyorum. Bu güzel gecemi lütfen bozma Leyla. Seni kardeşin olarak uyarıyorum Selma. Bir gün yanındaki bu erkekten utanacaksın. İlk ağzına teşekkür ederim. Sevgilim, aldığımız kararı açıklasana. Selma ile nişanlandık çocuklar. Bunu ilk öğrenen sizlersiniz. Biz sizden daha öndeyiz. Çünkü Sedat'la evlenmeye karar verdik. Değil mi Sedat? Düğünümüzde ücret karşılığı şarkı söylersin sanırım. İş iştir Leyla Hanım. Bu gece söyleyeceğim şarkı size düğün hediyem olsun. Müsaadenle. Kadının gururu sevgisi kadar kutsaldır Leyla. Hadi otur.
Sevmek yeniden doğmaksa, seven insan ölür mü? Anlatmak kolay olsa, gözden yaş dökülür mü? Anlatmak kolay olsa, gözden yaş dökülür mü? Senden ayrılmak istemem, günahım nedir bilmem. Çaresizlik içinde, ölürsem de gam yemem. Senden ayrılmak istemem, günahım nedir bilmem. Çaresizlik içinde, ölürsem de gam yemem. Beni unutman için, benden kurtulman için, sana acılar verdim, inan ki senin için. Aşkımı feda ettim, inan ki senin için. Öldüğüm gün üzülme, mutlu ol sen ömrünce. Sevmek doğmak değilmiş, seven insan ölünce. Öldüğüm gün üzülme, mutlu ol sen ömrünce. Sevmek doğmak değilmiş, seven insan ölünce. Seven insan ölünce. Beni bağışla Sedat. Basit öfkeme seni alet ettim. Evleniyoruz demek zorunda kaldım. Niçin olmasın? Sana yakın olmak beni de mutlu eder. Leyla, benimle evlenir misin? Bana acıyorsun değil mi? Acınacak kadar zavallı değilsin Leyla. Sevilecek kadar iyisin, güzelsin. Teklifimi düşün. Beklerim ben. Yıkılmışım. Acılarla yüklüyüm. Sana ne verebilirim? Senden istediğim bana inanman. Hiç umudum yok ama belki bir gün beni sevebilirsin. Ne oldu Sedat? Oyunum tuttu mu? Benimle evlenmeyi kabul etti. Ama sanma ki seni unutacak. Zaman en iyi ilaçtır arkadaşım. Acılarım bitecek, göreceksin. Ya benim acılarım ne olacak? Vicdanımın sesini kim susturacak? İki insanı birden mutlu etmek vicdansızlık değildir. Sedat, ben istedim böyle davranmanı. Onunla evlenmelisin. Sen ölürken ben düğün şenliği yapacağım. Senden yüreğini istiyorum. Leyla'yı sev, onu mutlu etmeye çalış. Her zaman mahzunum, her zaman üzgünüm. Öyle bir haldeyim, canımdan bezdim. Çıkmıyor nefesim, kısıldı sesim. Derdimi kimseye anlatamadım. Anlatamadım, thank you.
tekçeme atıp da ıskırdım durdu. Bunları kimseye anlatamadı. Ümit! Ümit, iyisin değil mi? Yardım edin, yardım edin bana, yardım edin! Yardım edin arkadaşlar, hastaneye götürelim. Ağlıyorsun sen. Ağlayacağım da. Olmayacak Sedat. Yapamayacağım. Ümidi içimden atamıyorum. Atamıyorum. Atmanı ben de istemiyorum zaten. Hala onu seviyorum. Sana sokulsam bile onu düşleyeceğim. Sen iyi bir insansın. Beynimle de olsa sana ihanet edemem. Sen benim arkadaşımın aşkısın Leyla. Ondan bana kalan kutsal bir emanetsin. Leyla, Tanrı adına yemin etmiştim. Gerçekleri söylemeyecektim. Ama dayanamadım. Nen var senin? Gerçek dediğin nedir? Ümit sana ihanet etmedi. O gün eve geldiğinde içeride ben vardım. Seni yıkmamak için kendini feda etti. Bir metresine itirafları mı bunlar? Asla. Bana elini bile sürmedi. Senden kaçmasına gelince Leyla, sevdiğin adam ölüme mahkum bir hastaydı. Hasta mı? Doğru mu bunlar Sedat? Sedat doğru mu? Ne yazık ki doğru. Ümit'in tek arzusu senin mutlu olmandı. Nerede Ümit? Nerede? Çok mu kötü durumu? Onu son kez görmek istiyorsan acele et. Yedi Kule Hastanesi'nde. Taksi! Taksi! Geldim Ümit. Seninle olmaya geldim. Seni mutlu görmekti dileğim. Ben senin yanında mutluyum. Ben olmayacağım artık. Yokluğuma. Alıştır. Alıştır kendini yavrum.
Sen yoksan ben de yokum. Ölüm Allah'ın emri. Ayrılık aslan. Ağlamanı istemiyorum Leyla. Gözünden akan her damla yaş yüreğime kurşun gibi saplanıyor. Ağlıyorsam sevincimden. Ayrılmadık. Kavuşuyoruz çünkü. Bak, düğün davulları bizim için çalıyor. Duyuyorum yavrum. Duyuyorum. Sana koşuyorum. Sarılıyorsun bana. Binlerce kez sevdiğini söylüyorsun. Söylüyorum. Söylüyorum. Seni sevmemişim ben. Tapmışım, tapmışım. Dinle. Farz et ki uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Beni bekleme artık. Seven insan ölür mü? Anlatmak kolay olsa gözden yaş dökülür mü? Anlatmak kolay olsa gözden yaş dökülür mü? Senden ayrılmak istemem. Günahım nedir bilmem. Çaresizlik içinde ölürsem de gam yemem.